Belki bu sonradan yapılmış olabilir. 186'da çıkartılmış, 87'de başlamış. Ama öyle şeyler bunlar sonradan... Bunlar yani idareni yaptıklar mı hazır olmuyor? Hıdır olmuyor. Sonradan yapılan projeklerde tahtadan çıkmış. Evet, tabandan değil de. Onlar da insanlar yaşlanınca ilk önce beğenmedikleri için sana ne yaptırıyorlar ya. Zaten kadar ediyoruz. Ve onları yaptırıyor, çıkartıyor. Bu işe ağır yapıyor. Şey, bu da test için kazıp temeline bakmış. Ha. Kaç metrekare bu bina? Yaklaşık taban alan 450 metrekare. Bugünün parasıyla yapılacak olsaydı 300. 450 metrekare, yaklaşık 2000 metrekare. Öyle. Yani ihale yapsak. Ne kadardı dedim? 1200-1300. 1 milyon 200-1 milyon 300 bin lira gibi. Hafriyat falan hariç. Evet. Yani, çevre düzenlemesi hariç. Ama güçlendirme yapılacak olsa o da en fazla %40 maliyetle yapılır. O da 800-900 milyar geliyor. KDV'yle yani arada 200-300 milyon fark var. Evet, o yüzden iyi değerlendirmek gerekiyor. 850 milyar. Şimdi ben yukarıları gezerken yani binada acaba güçlendirme hani mühendis değilim. Mühendislere de saygım var. Hiçbir şekilde onların gözüne geçip karar verme durumunda da değilim. Öyle bir karar. Yanlış karar oldu zaten. Ama yani bu binanın şeyi, beton kalitesi vesairesi 1980'li yıllarda şey düşünürsek güçlendirme hem koridorlar falan çok dar zaten, odalar dar. Yapısal olarak da yeterli değil. Güçlendirme yapılmaya kalktığı zaman o tüm kolon ve girişlerin etrafına 15-20 santim şey oluyor. Mantolama gerekiyor. Mantolama gerekiyor. Yani 15-20 santim açılıp mantolaması yapıldığı zaman koridorlar falan o kadar dar olacak ki yani burada mesela çamaşır sepetine taşıyan otellere taşınıyor ya, onu geçiremeyecek. Yatak götürüp getiremeyecek. Yani öyle bir hale gelecek. Yazık olmuş ya, başka bir şey yok maalesef. Yazık olmuş. 87'nin bana götürecek seyredin. Şimdi elle karılan betonlar da, hala elle beton karıp da evde oturan varsa o zeka özürlülere Allah ıslah etsin demekten başka bir şey kalmıyor. Beton kalitesini böyle 20 falan yakalaması mümkün değil. Hani betonyer makinesiyle de kayılsa. Öyle mi? Yanlış mı? İmkansız. Yani genelde 15-16 öyle çıkıyor.
Halbuki şimdi 15-16 BS'lik miydi, neydi o? BS16. Şu an için zaten bir yapıda kullanılan beton. Hiçbir yapıda kullanılmaz. Kuro beton diye çevreye falan seriliyor. Havuzun dibine dökülüyor. Yani o beton başka hiçbir yere dökülmüyor. Yük taşıyamıyor. Yük taşıyıcı bir beton değil. Hep 20-25, yüksek binalarda 30, BS30 yapılıyor. Bu da ancak hazır betonla sağlanıyor. İçine bir hile burada karıştırılmadıysa ondan sağlanıyor. Yazık olmuş yani bu binaya. Yani bu binaya bina deyip de ona göre bir karar alamayız herhalde. Sayın Valim, gelenler, bu binaya bakmaya gelenler de zaten bu binayı hiç görmüyorlar. Diyor ki, yani yeni bir proje, bu binayı sıfır. Hiç görmüyor. Buraya masraf etmek yalnız. Yani mekan da müsait, çok zor değil. Yani çevre düzenleme tanzimiyle beraber yapılabilir yani, böyle cennet gibi bir yerde. 3800 metrekare. Arkası ne? Orman mı? Şahıs mı? Orman. Üzeri de yine şey. Olmaz. Her tarafı arazi. Siz de tutma bilin. Üzerindeki arazi şeye verildi. Onun yukarısı. Yukarısı. Bunun tepesi. Bu tarafta efendim. Bu tarafta da. Şu tarafta. Şahıs arazi. Yoksa yok, verildi şey. Bitti o. Bitti o iş. Şeye geç. Belirten var. Sayın Valim, Bogaz Kapısı ile ilgili bir neler yapılacak, bunu kısaca alabilir miyim? Özel idare eden bina ile ilgili bir teknik bir rapor çıkacak. Evet. Güçlendirilmesi gerekirse güçlendirilecek, güçlendirilmesi mümkün değilse yıkılacak, yeniden ihale edilerek her halükarda bir turizm yatırımcısına burası, güzel bir otel ve günübirlik tesisleri, hamamının vesaire olduğu şekilde ihale edilecek. Buna ilişkin arkadaşlar hazırlıklara başlıyorlar, teknik hazırlıklar. Teşekkür ederim, sağ olun. Burada kalanlara başlayalım. Belediye'ye gidiyoruz.